aleyhi ve sellem ve şerrel umuri ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnar ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Tuhfetü saim ezzair en tuvallife lihyetuh ve tücemmire siyabuh ve tüzerraru ve tuhfetül merrati merati zaira en tumşata ra'suha ve tücemmire siyabuha. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahi teala ecmain hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzel eden emme hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müslüminin bu aziz vatanı bizlere hediye eden şüheda, sulaha, bil cümle kuzat, arkasından Fatiha okuyacak kimseler kalmamış garip müminler, tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Müstakim sıratallah sana enamdan umarım adım tutmadan. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Tahavvelu an mekanikum lezî asabettum fîhil gafle. Bulunduğunuz yerde uyku basmışsa, hatırınıza çok bayağı adi hatıralar gelmişse, sabah namazını uyumuş kalmışsınız, kalkamamışsanız, evet, böyle bir mekandan diyor Peygamberimiz ayrılın. Mekanınızı değiştirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferinden dönüşünde yorgun ordu gecelemişler, nöbetçiler dikmişler. Kaldır zamanı gelince, ayrıca o nöbetçiler sabah namazını kaldıracak. Ayrıca dışarıdan bir tehlike olursa İslam ordusunu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere tehlikelerden koruyacaklar, haber verecekler. Nöbetçi dikmiş. Bu nöbetçiler dolaşırken bakmışlar kimse gelen giden yok. Askerin, ordunun etrafını dolaşıyorlar. Herkes yorgun. Tebük seferinden dönüşte oluyor bu iş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son büyük seferidir. Bizanslara karşı yapılmıştır. 30 bin asker var. Yorgun asker. İşte yatmışlar, mola vermişler. Herkes nöbetçi dikmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Bilal-i Habeşi Hazretleri demiş ben nöbetçi olacağım. Hele hele evet ben nöbetçi olacağım. Herkes çok yorgun. Peki demiş sen nöbetçi ol. Herkes çok yorgun. Derin bir uykuya dalmışlar. Herkesin uyuduğunu 30 bin asker uyuyor. O da etrafında dolaşıyor. İnsanlar bulunduğu ortamın etkisinde kalır. Onun henüz uykusu yok. Kendisi talip oldu nöbet tutmaya.
Fakat askerler yorgun olduğu için derin bir uyku, horlama. O bunu sarmış, bu hava onu sarmış. Demiş ya, dolaşıp duruyorum demiş. Dolaşıp duracağıma demiş, her tarafta görünüyor. Şurada durduğum yerden baksam demiş asker her tarafa, görüyorum. Niye demiş dolaşayım ki? Dikelmiş. Dikeldikten bir süre sonra demiş ki ayakta durmanın anlamı yok ki, her taraf düz. Otursam ne olacak sanki? Oturarak demiş bakabiliyorum, görebiliyorum. Oturmuş. Oturduktan sonra gelen giden yok. Demiş uzansam da uyumasam olabilir. Uzansam da görülüyor zaten çöl her taraf. Uzanmış tabii, uzanmasıyla beraber o da yorgun uyumuş. Sabahleyin güneş doğmuş. Güneşin sıcaklığı uyandırmış herkesi. Demiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne oldu Bilal? Size olan bana da oldu ya Resulallah demiş. Tabii yorgunluktan dolayı. Evet, Efendimiz kalkmış. Tabii bunları peygamberimiz uymaz. Böyle şeyler olacak, bize bir takım fıkhi hükümler, böyle durumlarda ne yapmamız lazım, onlar ortaya çıkacak. İşin aslı bu. Yoksa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi hiç uymamış. Gözler uyusa da. Bu iş olacak ki böyle bir durumlarda müminler nasıl hareket etmelidir? Bu ortaya çıkacak. Size olan bana da oldu ya Resulallah. Bir şey dememiş peygamberimiz. Evet, güneş doğarken namaz kılınmaz. Güneşe tapanlara, ateşe tapanlara benzeme olur diye şeklen. Onun için böyle durumlarda ne yapacağız? Şimdi onun hükmü geliyor müminlere. Bu olay onun için oluyor. Efendimiz kaldırmış askeri ve marş marş demiş, yürümüşler. Evet. Hem sabah namazı uyanamadılar, iyi bir yer değil, gaflet yeri, orada kalmak iyi değil, gaflet yerlerinde kalmak iyi değil, uyumuşlar kalmışlar. Hem de güneş doğarken güneşe tapanlar var, şeklen onlara benzemek olduğu için güneş doğarken namaz kılmak doğru değil, onlara benzemek göründüğü için niyetleri Allah'a namaz kılmak olsa da şeklen güneşe tapanlara, aynı anda onlar da güneşe tapınıyorlar, onlara şeklen benzediği için doğru değil. Bunu gösterecek 30 bin asker var, ordusu 30 bin arkasında. Bunu öğretecek peygamberimiz. Güneş doğarken, tam batarken, tam güneş ortadayken namaz kılınmaz. Güneşe tapanlar bu üç vakitte, doğarken, tam öğle vaktin tepedeyken ve güneş batarken güneşe tapınıyorlar. Şeklen bunlara benzemek olduğu için bu vakitlerde namaz kılmak kerahettir. Bu hükmü orada öğreneceğiz. Onun için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iş olmuş, marş marş demiş, herkes yürümüş işrak vakti gelene kadar, kerahat vakti geçene kadar, tam güneş doğarken onlara, güneşe tapanlara benzemek olduğu için namaz kılmak caiz değil, mekruh, dinen hoş karşılanmaz. Bizim derdimiz güneşe tapmak değil, Allah'a ibadet olsa bile şeklen onlara benzemek iyi değil. Onun için bu hükmü işte göstereceğiz. Güneş doğarken, tam güneş ortadayken, tam güneş batarken namaz kılınmaz. Marş marş demiş, yürümüşler. Nihayet işrak vakti, güneş doğduktan 30-40 dakika sonra, 40 dakika sonra güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra doğduğu yerden, işte o zaman kerahat vakti biter, namaz kılınabilir. O işrak namazı kılana büyük müjdeler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca işrak namazına devam etmişler. Kuşluk da öğlen namazına bir saat kalaya kadar da, o güneş doğduğuna bir saat dilimi içinde işrak namazı kılınıyor.
Ondan sonra da kuşluk, duha namazı kılınıyor. Ondan sonra gene güneş tam ortadayken ona işte 40 dakika, 30-40 dakika kala bu güneşe tapanlara benzememek için namaz kılmak kerahat oluyor. Dinen hoş karşılanmıyor, mekruh oluyor. Evet, bunları öğretecek Peygamberimiz bize. Onun için bu olay olmuş. Evet, işte size olan bana da oldu ya Resulallah. Evet, size olan bana da oldu demiş. Efendimiz'e bir şey söylememiş. Evet, o olay şimdi. Evet, ondan sonra Peygamberimiz işrak vakti geldiği zaman atını durdurmuş, ezan okutmuş, sünnetiyle beraber cemaat halinde sabah namazını kılmışlar. Bir mümin sabah namazını kılmak niyetiyle yatar. Sabah namazı mecburi. Onda güneş doğana kadar kılınır. Kalkacak, namazını kılacak. Bu niyetle yatıyor. Ama şu veya bu sebeple kalkamamış, ne yapacak? Onu öğretecek Peygamberimiz. Evet, bu vesileyle onun için bu iş olay olmuş. Güneş işte 40-45 dakika geçtikten sonra durdurmuş atını, ezan okuyun demiş. Sünnetiyle, farzınla kılmışlar sabah namazını. Evet, bu olay, şimdi bahsettiğimiz olay, o hadisini okuduğumuz, evet, şimdi namaz kıldıktan sonra daha evvel, hareket etmeden evvel uyuyup kaldıkları mekan, sabah namazına kalkamadılar. Efendimiz buyuruyor ki tahavvalu an mekanikum lezî asâbettüm fîhil gafle. Gaflet size gelen, isabet eden yerden ayrılınız. Değiştiririz o mekanı. Uyuyup kaldınız. Evet. Veyahut da oturdunuz bir yere, çok rezil, çok kötü şeyler geliyor aklınıza, düşünceler geliyor. Evet, burayı değiştirin diyor Peygamberimiz. Bu psikolojik bir durumdur. Burayı değiştirin. Ya da orası belki lanetli bir yer olabilir. Mesela eski insanlardan, müşriklerden, onların olduğu yerlerden, Allah'ın lanetine uğramış milletlerden mesela halen var. Şeyde Ürdün ile şimdiki şey arasında, Filistin arasında Lüt Gölü var. Lüt Gölü biliyorsunuz yere batmış. Lanetli milletlerin yere battığı yer. Böyle lanetli milletlerin yere battığı yerlerde namaz kılmak iyi değil. Oturup eğleşmek de iyi değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferine giderken Şuayb aleyhisselamın biliyorsunuz devesi, kayadan deve çıkmış. Beni İsrail, Yahudiler, zaten Beni İsrail peygamberlerinden demiş ki bırakın milleti soymayı, sömürmeyi azgın zenginlere, çok azgın, para için her şeyi yapıyorlar. Allah'tan korkun, başınıza bela gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Nasihat etmiş, onlar da olmayacak şey demişler, boşuna konuşuyorsun. Parayı çok sever Yahudiler, para onların için her şey. O da onları uyarıyor. Beni İsrail, Yahudilerin ırkı olduğu şeyler, insanlar. O da onlardan. Evet, birçok Kur'an'da gelen peygamberlerin çoğu onlardan. Uyarmış onları, demişler ki şu kayadan bir deve çıkar demiş, senin dediğini tutalım. O parayı, her şeyi bilen Yahudi ileri gelenleri. O da Allah'a yalvarmış, kayadan deve çıkmış. Hem de hamile, yavrulayacak bir deve. Demiş ki Allah bana bildirdi, işte size bir mucize. Şimdi demiş, Allah şuradan su fışkırttı, çölde bunlar. O sudan demiş bir hafta deve içecek, bir hafta siz içeceksiniz. Sakın demiş kuralı bozmayın.
Yoksa Allah'ın gazabına uğrarsınız. Lanetli olursunuz. Şimdi o tabii kuyu, Allah'ın bir mucize kuyusu, suyu. Bir hafta deve kuyunun suyunu tamamını içermiş. Öyle bir deve. Mucize deve zaten. Kayadan deve çıkar mı? Evet. Aynen Kur'an'da var bu mucize. Öbür haftada Beni İsrail, bu Yahudilerin asılları, İsrailoğulları, onlar içiyorlar. Fakat onlar için para her şey demek. Su, o su güzel, mübarek bir su. Bahçeler sulanınca o bir hafta çok güzel meyveler vermiş, sebzeler vermiş, ağaçlar meyve vermiş, sebzeler meyve şey vermiş filan. Yahudi paraya tapar. Kanında bu var. Demişler ya, deve de bir hafta kuyunun suyunu tamamen içiyor. Öyle bir deve. Mucize deve zaten. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Demişler ya, şu deveyi öldürelim. Bütün kuyunun suyunu biz kullanalım. Hep daha çok satalım. Son derece lezzetli meyveler, sebzeler oluyor. O suyun bereketi. Mucize bir su bu tabii. Hep daha çok kazanalım. Para hırsı. Madde her şey demek Yahudiler için. Deveyi öldürmüşler. Deveyi öldürdükten sonra tabii Cenab-ı Hak onlara lanet etmiş. Rahmetinden onları kesmiş. Ve bunu söylüyor Şüval Aleyhisselam. Ondan sonra işte onlar, hava bulutlanmış, başlarına bela gelecek. Siz demiş benim sözümü tutmadınız. Biz bir hafta o içecekti, bir hafta siz şeyi bozdunuz. Allah size bela verecek. Kara bulutlar çıkmış, müthiş rüzgar, afet olacak. Onların bulundukları yerin yakınlarında dağlar var. Halen o duruyor. Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında, orada sınırda o kayalara onlar yazın sıcaktan kurtulmak için kayaları oymuşlar. Bizim Ürgüp gibi kayaların içine yazın sıcaklarda gelip kalıyorlar. Sıcaklar geçince iniyorlar araziye. Oralara girmişler. Sel olursa şey olacak, öyle kara bulutlar çıkmış filan. Onun için oralara sığınmışlar. Allah'ın gazabından kurtuluş var mı? Var. Sadece tevbe etmek var. Başka türlü Allah'a tevbe edip kanlı gözyaşları dökersen Allah affeder. Aksi halde ne tedbir alsanız Allah'ın tedbiri sizin önünüze geçer. Allah her şeye kadirdir. O kayalara sığınmışlar. Müthiş afet olacak. Bulutlardan öyle gözüküyor. Evvelce yazın sıcaklarda kaldıkları mağaralara, serinlemek için girdiği mağaralara hepsi girmiş. Kapısını da kapatmışlar. Kum fırtınası var. Müthiş. Çölün kumlarını alıyor, bir yerden bir yere götürüyor. Şimdi de görebilirsiniz. Asfalt yolu kaplıyor kum. Aynı kar sürgünü yolu kapattığı gibi kum sürgünü de bizler öyle çok rastladık. İşte bundan kurtulmak için mağaralara dağa çekmişler. O dağlar halen duruyor. Özel izin alarak oralara gidebilirsiniz. Yoksa herkesi sokmuyorlar. O mağaralara kapanmışlar. Zaten her yaz kalıp kalıyorlar. Kapıları da güzel kapatmışlar. Müthiş bir rüzgar, kum fırtınası. Kum dağ gibi yığılıyor, altına kalıyorsun, ölüyorsun. Öyle bir felaket. Mağaralara dağa çıkmışlar, halen o dağlar duruyor. Kur'an-ı Kerim'de de bundan bahsediliyor. Gidip görebilirsiniz, özel izin almanız lazım. Güzel mağaraların ağzını kapatmışlar ki müthiş rüzgardan kum taneleri, haşiş tanesi gibi o kenarlardan girerse gene bizi şey eder diye. Yahudi böyle mantığıyla. Fakat Cenab-ı Hakk'ın kudretine önüne geçirebilir mi? Öyle müthiş bir rüzgar olmuş, afet olmuş. Deveyi öldürdüler ya, dokunmadılar. Bir hafta sizin, bir hafta bizim. İşte demiş bir deve, mucize istemişler. Olmayacak şey diye.
Allah da vermiş ona deveyi. O kuyudan çıkan suyun şeysi çok verimli. 5 liraya satıyorsan normal sebzeyi, o su kuyudan sulanan sebze 25 liraya satılıyor. Öyle lezzetli, tatlı. Onun için Yahudi de para şeysi, hastası. Demişler bu deveyi öldürelim. Bütün bir hafta o, bir hafta deve içiyor, bir hafta onlar. Öldürelim, hepsini biz sulayalım. O zaman işte başlarına bu felaket gelmiş. Evet, işte sığınmışlar şeye, kayalara. Allah'ın kudretinden kaçmak, kurtulmak mümkün mü? Öyle bir kum fırtınası olmuş ki mağaraların, o mağaralar duruyor. Özel izin almak lazım. İbret-i alem için kıyamete kadar duruyor. Kapatmışlar kapılarını, o kum fırtınasının kumları gelmesin diye. Ama beton yok o zaman. Taşla kapatıyorlar. Taş ne kadar güzel kapansa da o aralardan haşeş gibi kum tanesi. O çölün kumu. O deliklerden giren kumlar içeride o kavmin hepsini kuma boğmuş, öldürmüş. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferi sırasında burada demiş durmayacağız. Burada Allah'ın lanetine uğramış milletlerin arazisi bu. Hiç kimse demiş ayrılmasın askerden. Tebük'e gidiyorlar. Bizans devletine savaşa gidiyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son seferidir. 30 bin asker var. Mucizelerle dolu bir sefer. İşte geçerken o bu araziden demiş kimse ayrılmasın, çabuk geçeceğiz. Herkes tepmiş hayvanını. Fakat işte insanların içinde olur ya, yani demiş buradan bir şey yemen, içmen. Oraya sözü tutmayanlar felakete uğramış. İşte onlara verilen yer orası. Orada kumlar, o mağaralarda halen duruyor mağaralar. O taşların kenarlarından giren haşes tanesi gibi kum, ince kum, öyle fırtına esmiş ki oralardan giren kum içerideki adamları kuma boğmuş, hepsini öldürmüş. Allah'ın şeyini, Yahudi para. Böyle düşmanı, böyle peygamberleri hep kimisini kestiler, kimisini böyle yaptılar. Allah da onların başına belalar verdi. Sonra tekrar akıllı millet tevbe etmesini de biliyorlar. Tevbe edince gene işte böyle falan, böyle Kur'an'da mucizelerle dolu bir şeyler var, serüvenleri var. Şimdi uydular kaldılar ya, dönüşte oluyor bu iş. Konmuşlar bir yere, asker yorgun, biraz dinlenelim demiş. Kim nöbet tutacak? Bilal Habeşi, ben demiş ya Resulullah. Hele hele demiş, ben demiş ya Resulullah. Asker yorgun, uyuyacak. Kenarda çünkü düşmana karşı gece baskını olabilir. Bir nöbetçi tutmak lazım. Askerliğin gereği bunu da öğretiyor. Nöbetçi olmadan olmaz. O dolaşırken işte demiş ya, dolaşıp duracağım demiş. Dikelsem ne olacak sanki? Yine görüyorum. Dikelirken otursam ne olacak sanki? Yine görüyorum. Otururken uzansam ne olacak sanki? Yine görüyorum. Uzanınca tabii o da yorgun. Uyanmış, sabahleyin güneş doğmuş üzerlerine. Şimdi böyle mümin sabah namazını kılmak istediği halde böyle bu niyetle yatıp da vaktinde kalkamazsa ne yapacak? Onu öğretecek Peygamberimiz. Yoksa Peygamberimiz kalbi hiç uyumamış. Bunu ümmet-i Muhammed'e bir kolaylık olacak. Allah'tan bu şeyi alacak. İşte böyle askerin hepsi uyumuş. Bilal Habeşi de uyumuş kalmış. Güneş doğmuş, güneş yakmış yüzlerini. Bilal ne oldu? Size olan bana da oldu ya Resulallah demiş. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o tehavvelu an mekânikum allazî asâbetküm fîhil gafle, namaza kalkmamak gaflet alameti, gaflet isabet eden yerinizden ayrılın, değiştirin o yeri. Evet, lanet yağan milletlerin olduğu yerlerde de kalmayın. Anadolu'da öyle yerler var.
Mesela Denizli'de Pamukkale var. Dünyaca meşhur. Ama oranın insanları iyi insanlar değil. Şimdiki değil. Yani tarihteki insanlar Allah'ın lanetine uğramışlar. Onun için bela vermiş Allah. Görün ibret için ama Allah'a sığınarak, korunarak girin. Orada durmayın. Bizim insanımız çok iyi biliyor bunları. Bizim aslımız Anadolu'ya ilk gelenler her biri evliya. Öyle bir avuç adam geliyor, koca Bizans İmparatorluğu'nu yıkıp geçiyor. Sıradan asker bunu yapamaz. Kaç bin kaç senelik devlet nasıl yıkacak? İşte şimdi onun filmi var. Onun başlangıçlarını size öğretmeye çalışıyorlar. Bu adamlar Anadolu'da azlıkları için onları Allah lanetler filan vermiş. Oralarda işte o mesela Pamukkale'de o tam adamların battığı, helak olduğu yerde kalmamak lazım. İbreti alem için Allah'a sığınarak görmeli, ibret almalı. Bizim insanımız çok bilgili. 5 kilometre açığındadır köyler, şehirler. Öyle kurmuş atalarımız, Müslüman insanlar, Anadolu'yu fethedenler. Ama şimdi oraya lüks oteller yapılıyor. Çok turist geliyor, para kazanacağım diye. Lanet yiyen yere kıyamete kadar lanet yiyor. Oradaki otellerde kalmayın. 5 kilometre uzakta vatandaş köy kurmuş, orada kalın. Ama şeyler kalsın, turistler kalsın, Müslüman olmayanlar. Onlar zaten o gruptan. Siz öyle yerlerde kalmayın. Bu birçok yerlerde var. Lüt Gölü orada da elhamdülillah gidip gördük. Yerin dibine batmış. Halen 340 metre aşağıda, çukurda. Üzerlerine taş yağmış. Yerin dibine geçmişler. Görmek için git. İbret alem için ama orada kalma. Orada otelde yatma. Lanet kıyamete kadar. Ya yok ne diyor Peygamberimiz? Gaflet isabet eden. Şimdi uydular kaldılar ya. Uydular kaldılar ya. Uyku, namaz geçti. Evet. Mazeretsiz dinin hükmü mü efendim? Zorlaştırma diyorlar da. Diyorum ama dinin hükmünü öğretmek de bizim görevimiz. Keyfi bir vakit namaz kılmayan adam kayıtlara göre 50 bin sene yanacak. Öyle diyor kayıtlar. Keyfi namaz kılmamış. 50 bin sene yanacak. Keyfi. Şimdi keyfi değil bu. Yorgunlar, seferden dönüyorlar, uyumuş kalmışlar, nöbetçi dikmişler. Her şeyi tedbir almış Peygamberimiz. Şimdi böyle durumlarda müminlerin başına ne gelir bunu öğretecek bize. Evet. Bilal abi işte böyle demiş işte. Gezmektense dikelsem ne olur? Otursam ne olur? Uzansam uyumadan ne olur derken uyumuş kalmış. O da yorgun çünkü. Güneş yakmış öyle uyanmışlar. Aslında Peygamberimize hiç gaflet basmaz. Bu olayı bize öğretecek. Mümin namaz kılmak için yatıyor ama namaza kalkamıyor. Güneş doğarken namaz kılınmaz. Güneşe tapanlara benzediğin için. Sen güneşe tapmıyorsun. Hayır. Gene kılma. Ne diyor bak? Marş marş. Yürü. 40 dakika yürüdükten sonra dur demiş. Ezan oku Bilal. Ezan oku. Bilal Habeşi ezan okumuş. Ondan sonra sünneti kılmışlar. Farzı kılmışlar. Öyle söylüyor. Gaflet bastığı yerden diyor uzaklaşın, değiştirin. Değiştirin. Mesela bir yerde uyudunuz kaldınız. İşinizden oldunuz. Bir daha orada bek oturmayın. Veya oturuyorsunuz hep kötü fikirler geliyor. Mekan değiştirin. Mekan değiştirin. Evet. Böyle kötü bir şey durumuna karşı orayı değiştirin. Allah'a sığının. Evet. Ondan sonra Efendimiz namaz geçiren adam sabah namazı kılmak niyetiyle yattılar. Bak nöbetçi tuttu. Uyudular. Asker de yaya gidiyor. 1000 kilometre efendi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu seferi Tebük 1000 kilometre. Çölden gidiyorlar. Otel yok. Su yok. Öyle bir sefer. Çetin bir imtihanlarla dolu bir sefer.
Müminler biz gitmeyeceğiz dememişler. Üç kişi ayrılmış. Kur'an'da onların hikayeleri var. Çok zor Allah kabul etmiş tevbelerini. Askerlikten kaçanın durumu çok kötü. Ne kadar ağlamışlar. 50 gün hiç uyumamışlar. 50 gün sonra pişman olmuşlar. 50 gün hiç uyumadan ağlamışlar. Kanlı gözler dökmüşler. Ondan sonra af gelmiş. Yani bir vakit namaz için. Evet işte tedbir aldıkları halde bu olayı hadis-i şerifte bu olay anlatılıyor. Şimdi uyumuş kalmış namaz kılmak için yatıyorsunuz. Namazı geçiremezsiniz. Mutlaka namaz zamanında kılacaksınız. Bak bekçi tutmuş, şu dönmüş falan. Ha böyle durumlarda buna rağmen uyur kalırsanız nasıl hareket eder Müslüman? Namazı mutlaka kılacağız. Evet, evet kalkmış işte Efendimiz bir daha demiş böyle namaz geçti ya, uyuyup kalındı ya, ey bir şey değil, bu mekanda durmayın demiş. Bu mekanda bir daha uğramayın buraya, uğrasanız da çabuk geçin demiş. Bizim namazımıza sebep oldu burası. Evet, tahavvalu an mekanikun lezi asabatkü fi'il gafle. Gaflet uğrayan bir mekana bir daha durmayın. Yatmayın, kalkmayın orada. Bir daha oraya gitmeyin. Bu emri vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, ikinci, evet, lanetli milletler var. İşte Pamukkale, ahlaksız. Şimdi bütün herkes gidiyor. Turistler geliyor. Siz de ibret alem için gidin. Ama orada yatmayın. Kıyamete kadar bela yağıyor, lanet yağıyor oraya. Çünkü oranın ahalisi Müslümanların fethinden evvel homoseksüel insanların şeyiymiş. Öyle batmışlar yani. Şimdi aynı ben de gittim İtalya'da. Öyle yerler var. Taşlaşmış insanlar var. Öyle geçmiş milletler var. O işte Lüt Gölü'nün olduğu yer. Oraya da gittim. Kur'an'da olanların hepsi aynen mevcut. Öyle yerler ibret alet için gideceksin. Allah'a sığınarak orada kalmayacaksın. Lanet kıyamete kadar oraya yağıyor. Efendimiz şimdi sabah namazından kalkamayan adam ne yapar? Onu öğretecek. Uyumuş kalmışsın. Kalkmak için nöbetçi tutmuş bak. O da uyumuş. Size olan bana da oldu ya Resulallah demiş. Evet. O ilkin gezerken durmuş. Nöbetçi niye geziyor? Uyumamak için. Durması demiş. Ayakta duracağım, otursan da olur demiş. Otururken uzansan da olur demiş. Yani gözüm açıkken uzansan da olur. Uzanınca da insan bu aciz uyumuş kalmış. Sabah namazına kalkamamışlar. Güneş doğmuş. Ha böyle durumlarda bunlar niye oluyor? Peygamberimizin kalbi uyumaz hiç. Böyle bir durumlarda müminler nasıl hareket edecek? Onu öğretecek bize. Hiç gaflet basmaz onu. Güneş doğmuş, güneş buruları yakmış. Bilal ne oldu? Size olan bana da oldu ya Resulallah demiş. Güneşin sıcaklığı uyandırmış onları. Ve kerahat vaktinde namaz kıldırmamış. İşte 40-45 dakika güneş doğduktan sonra kıldırmam. Bunları öğretecek. Böyle durumlarda mümin ne yapar? Onları öğretecek. Ondan sonra tekrar ezan okutmuş. Sünneti kıldırmış. Demek ki bugünün sabah namazını kalkamazsanız kalkmak niyetiyle yatacaksınız. Ama kalkamadınız. Kerahat vakti geçtikten sonra aynen o günün sabah namazının sünnetiyle, farzıyla kılınır olduğunu öğretecek Peygamberimiz. Bu olay onun için oluyor. O günün sabah namazını kuşluk sünnetiyle, farzıyla kılacaksınız. Halbuki kazaya kalan namazlar, vaktini kılamayan namazların sünneti kılınmaz. Sünnetin kazası olmaz. Farzların kazası olur. Ama o günün sabah namazına mahsus kuşluk hem sünnet hem farz kılınabilir. Bunu cemaatle kılmışlar. Bunu öğretecek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor. Size gaflet isabet eden yerden çabuk ayrılın diyor. Çabuk. Namazımız geçti.
namazınız geçti, bir daha burada durmayın, yerinizi değiştiriniz diyor Ebu Davud, Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz'den naklen bize bunları veriyor. Evet, evet. Tuhracu dabbe, şimdi kıyamet alametleri var. Kıyamet alametlerin hemen hemen küçük alametlerin hepsi çıktı. Kimse kimseye emniyet edemiyor değil mi? Bir dükkana girerken acaba beni aldatacak mı? 50 kuruşluk 250'ye satacak mı? Hep içimizden böyle şeyler geçiyor. Kıyamet alameti bu. O da paraya tamah ediyor. Gelen adamı aldatıyor. Yarın öleceğim ya, niye aldatayım demiyor. Maalesef bunlar yaygınlaştı. Evet, kıyamet alametleri çok. Haram, helal şey edilmiyor, seçilmiyor. İşte bu kıyamet alametlerinin küçükleri hemen hemen hepsi. Terazide mesela teraziyi kefesine koyarken adam alıyor, bakkal satacağı malı tepeden bırakıyor şöyle. Tabii o aşağı düşerken onun hızıyla bastırıyor öbür tarafta. Birkaç grama tenezzül ediyor yani. Onun ağızları de işte tamam gördün tamam diye satıyor. Maalesef kıyamete yakın bunlar oluyor. Küçük şeyi hesaplarla insanlar böyle Allah korkusu o anda unutuyorlar. Kıyamet alametinin küçük alametlerin hemen hemen hepsi var. Büyük alametlerinden birisi de dabbe. Dabbetül arz. Evet. Bu insanlarla konuşur. Evet. Tüylü bir mahluk. Evet. Ve maha hatemü Süleyman. Evet. Tahrucu dabbe ve maha hatemü Süleyman. Dabbetül arz çıkacaktır. Ve yanında Süleyman Aleyhisselam mührü vardır. Evet, Davud'un oğlu, Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam'ın mührü vardır. Ve asa Musa, Musa Aleyhisselam'ın asası vardır. O Mısır'dan, Firavun'un zulmünden şey ederken mucize, li asa. Şimdi Musa Aleyhisselam biliyorsunuz, bu Kur'an'da yazanların hepsi aynen var. Ben Mısır'a sırf Musa Kur'an'da geçen bu hikayelerin olduğu yerleri görmek için ta Amerika'dan geldim. Amerika'dan geldim mi bütün kapılar açılıyor. Türkiye'den gitsen 1001 dereden su şeye getiriyorlar. Sebep buluyorlar. Caiz değil filan. Amerika'dan geldin deyince kapılar hepsi açıldı. Onun için Amerika'dan geldim. Hacca geldim, oradan kaldım. Buraları görmek için inanıyorum ama bir de görmek var işin içinde. Biz de böyle sizlere anlatacağız. Onun için yerinde görmek bambaşka. O maksatla biz buralara gittik. Musa Aleyhisselam Mısır'da biliyorsunuz kardeşleri işte böyle neyse fazla uzatmayalım. Firavun Musa Aleyhisselam'ın çocuk doğurmuş, Firavun'un oğlu olmuyor. Yani şimdi aynen bunların anlatacağım şeylerin, Kur'an'da anlatılan olayların şeyi aynen duruyor. Bizzat yerinde gidip görmek lazım. Ben gidip gördüm. Efendim, annesi doğuruyor. Bir rüya görüyor Firavun. Tek adam benim diyor. Katlar bir adam. İlah olduğunu da iddia ediyor. Bütün rakiplerini elemiş, hanımı var, Sara validemiz, evet. Şimdi çocuğumuz olmuyor, çocuğu olmuyor Firavun'un. Bütün rakiplerini şey etmiş, ekarte etmiş, kendisi geçmiş, zalim, katlar, tanrılık iddiasında bile bulunuyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın şeyine bak sen. Bu Musa Aleyhisselam'ın annesi çocuğunu doğurmuş. Erkek çocukların hepsini kestiriyor gördüğü rüya üzere. Diyorlar bu rüyanın şeysi bir bu Beni İsrail denilen İsrail'den Mısır'a göçen bunların diyor bir çocuğu olacak. Senin saltanatın son verecek diyor kahinler.
Onun için bütün erkek çocuklar kestiriyor. Çocukları kestiriyor. Hamile kadının çocuklarını düşürtüyor. Kadınları, beni işler kadınlarını kısırlaştırıyor. Kendi saltanatın son verecek adam yetişmesin diye. Ama Allah'ın kudretiyle uğraşılır mı? Musa Aleyhisselam'ın annesi doğurmuş, bir mağarada doğurmuş. Cenab-ı Hak ona ilham etmiş ki, onu demiş çapıda sar, Nil Nehri'ne bırak. Nil Nehri'ne bırakmış ana yüreği. Bıraktıktan sonra da kardeşi, kız kardeşine demiş ki, takip et ne oldu oğluma diye. Allah'ın Kur'an'ı geçiyor bu şeyler. O zaman işte Firavun'un hanımı da hizmetçisinin kölesini almış yerine sarayı da, Firavun sarayı da o nehrin kenarında. Kral adam. Gezerken bir bakmış bir sandık. Musa Aleyhisselam annesi sandığın içine koymuş, bezlerin içine yatırmış, sandığı kapatmış, koymuş, nehri bırakmış. Allah'ın ilhamı üzere. O da giderken Firavun'un sarayından geçiyor Nil. Halen duruyor. Gezerken bir ağaca takılmış. Bunlar hikmet sebebi tabii. Takılmış. Bu Firavun'un hanımı da çocuğu olmuyor. Yanındaki hizmetçisiyle, kölesiyle geziyor. Gezerken bir bakmış bir sandık ağaca takılmış. İn dedim şu sandığı al gel. Bir açmışlar. Musa Aleyhisselam Firavun'un öldürdüğü çocukların hepsinin gücünü vermiş Allah ona. Öyle bir acar çocukmuş. Onun da çocuğu olmuyor. Kanı kaynamış ona. Allah'ın şeysi bu. Demiş bak kimseye söylersen senin demiş dilim dilim keserim demiş. Kimse bundan bahsetmeyeceksin. Almış çocuğu saraya gitmiş. Demiş bak efendi çocuğumuz olmuyor. Bunca senedir rakiplerinle mücadele ettin, hepsini ekarte ettin, oturdun, kral oldun. Firavun kral demek, Mısır'ın kralı. Bu koltuğa ne zahmetlerle geldin, çocuğumuz olmuyor. Ben bir çocuk buldum demiş, muazzam bir çocuk. Musa Aleyhisselam da öldüren çocukların hepsini Allah ona vermiş. Öyle yakışıklı, güçlü bir çocuk, acar çocuk. Ben demiş, daha yeni. Bizim oldu deriz, onu büyütürüz, kendi terbiyemize göre yerine demiş, tam kendi kafana göre yetiştirirsin, kral yaparsın. Rakiplerin bak gözüne bakıp dururlar, seni düşürmek için iktidarda aklını yapmış. Onun da kalbi ısınmış Musa Aleyhisselam'a, koymuşlar saraya. Firavun'un çocuğu oldu, çocuğu oldu, yayıyorlar. İyi demişler ya, kralımızın çocuğu oldu ama çocuk emmiyor. Sare validemiz emmiyor. Anası değil ki o. Süt dadılar bulup geliyorlar, emmiyor. Kur'an'da diyor ki biz diyor ona söyledik kimseye emme diye. Kız kardeşi de takip ediyor. Başına ne gelecek Musa bebeğin başına ne gelecek diye uzaktan saraya girdiğini şey diyor. O da takip ediyor. Askerler takıyorlar. Kralımızın işte o çocuğu emmiyor filan. Telaşınız ne diyor telaşınız? Bizim kralın oğlu oldu ama kimseyi emmiyor. Ben demiş onun o emceyi anneyi size bulabilirim. Aman demişler çabuk ol. Götürmüş kendi anasını götürmüş oraya. İşte demiş bunu emer. Musa Aleyhisselam'a öyle diyor biz anan bu iyi em dedik. Çocuk ne bilsin canım? Nasıl saldırmış anasına? Cop 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 günlerdir aç. Demişler kalacaksın burada. Kuş sütüyle seni besleyeceğiz. Süt tadısı. Öz annesi halbuki. Allah'ın kudretine bak. Firavun'un düşmanını Firavun'a besletiyor yani. Allah'ın kudreti bu. Evet. Şimdi Firavun zalim bir adam. Çok ilginç bu şeyler. Peygamberlerin hayatını okumak lazım. Kel kafalı bir herif halen Kahire Müzesi'nde yatıyor. Mumyalamış. Musa Aleyhisselam uğraşan Firavun Kızıldeniz'de geçerken boğuldu ya. Kur'an'da da var. Biz sidi ibret-i alem için insanlara ibret etmek için şey edeceğiz, alıkoyacağız cesedini diye ayet var. Aynen o ceset duruyor yani.
Kahire Müzesi'nde parayla giriliyor oraya. Görmek lazım. Kel kafalı, kısa boylu, cingen soyundan esmer. Mumyalamışlar, aynen duruyor. Bulmuşlar bunu Avrupalı araştırıcılar. Araştırmalardan Kur'an'a aynen uyuyor. Belindeki palaskada kayıt var. Silahında kayıt var. Üstündeki elbisede kayıt var. Onlardan Musa'nın Firavun'u olduğu belli. Orada da şeysi var zaten. Avrupalı bilmem oryantalist falan falan filan diye. Evet. Şimdi Firavun zalim adam. Eve gelmiş daha çocuk. Musa aleyhisselam sarayda büyütüyorlar artık hizmetçiler falan filan. Ama o hizmetçiler bile öyle seviyorlar. Allah onlara sevgi veriyor. Firavun'a düşmanını besletiyor Allah. Evet, bir gün yorulmuş gelmiş, millete kamçılamış, eziyet ediyor. Yorulmuş gelmiş, çıkarmış kavuğunu, kel kafası, bağrını bacağını açmış, kamçısını şöyle kumuş. Musa aleyhisselam da 5-6 yaşında, ama nasıl acar çocuk böyle. Bütün öldürülen çocukların gücünü diyor ona verdik diyor Allah. Bütün ona vermiş. Almış şeyi, o da bağrını bacağını açmış, kelliği açmış. Şey diyor, sıcak mısır, çok sıcak. Kamçıyı almış, kafasına bir tane vurmuş. 5-6 yaşında. Öyle vurmuş ki, çok güçlü Musa aleyhisselam. Tur dağından dönüşte, Harun aleyhisselam da böyle iri yapılı. Eski insanlar öyle, iri bütün. Sakırından tutmuş, tek elinle şöyle kaldırmış Harun aleyhisselam. Yap nevim mi? La te'huz bilih yedi, Kur'an'da var. Abi etme, gözünü seveyim. Ben bir şey yapmadım, bu Yahudiler sözümü dinlemedi. Neden bunlara sahibi olmadın? Tur dağında 40 gün kalınca başlamışlar yine buzağıya tapmaya. Altına tapıyorlar. Yahudi demek para demek. O işte bu hikaye var Kur'an'da. Yapma mı? Bırak sakarımı diyor, canım acıttın diyor Harun aleyhisselam. Öyle güç, bütün çocukların gücünü ona vermiş Allah. Yani 5-6 yaşında çocuk ama öyle bir kamçı vurmuş kel kafasına. Hemen almış öldürecek bıçağı. Sare valide bize diyor, yahu sen koskoca kralsın ya, bu çocuk yahu. Çocuğuyla şey olur mu? Pek çocuğa benzemiyor demiş, öyle vurdu ki. Demiş ya sen koskoca kralsın, çocuk işte görüyorsun. 5-6 yaşında çocuk. Bununla şey olur mu? Hadi bakalım demiş. Pek çocuk işine benzemiyor bu. İyi mi vurmuş kafaya? Evet, işte onun yanında büyütmüş. Büyüttükten sonra Musa aleyhisselam tabii gençken bu Beni İsrailler de hiç iyi durmaz. Mısır'dalar Beni İsrail. Yusuf aleyhisselamdan beri o zaman göçtüler, orada kaldılar. Ama hep peygamber çıktığı bir kavim. Süper akıllılar. Orada şey etmiş bir Yahudi'yi, bir Yahudi diğer bir adamı Kıpti'yi altına almış. Firavun da Kıpti'yi neredeyse öldürecek, böyle üstüne oturmuş kavga etmişler. Musa aleyhisselam da geziyor, Firavun'un oğlu, herkese öyle tanıtıyorlar. Sen demiş güçlü, böyle iri yapılı Musa aleyhisselam. Bak kardeşin tek eliyle öyle kaldırmış havaya. Hadi sen bir çocuğu kaldır bakayım şöyle havaya. Ölen çocuğun bütün gücünü ona vermiş Allah. Güçlü böyle bir delikanlı. Demiş sen ne biçim adamsın, bak göreceksin, öldürüyor beni filan. İmdat etsene, yetişsene. Musa aleyhisselam tek elini herif tutmuş şöyle bir tane vurmuş. Adam orada ölmüş. Ölmek, adam öldürmek, öldürmeye sebep. Firavun'un kanını böyle. Musa aleyhisselam Allah'a sığınmış. Adam bunu şey etmiş. Ondan sonra bu olay var yani. Musa aleyhisselam zamanı gelince ona peygamberlik verilmiş. Neticede işte
Firavun da ben tanrıyım diyor. Onun da adamları var. Sarayın adamları var. Kahinler var filan. O kahinlerle işte Musa Aleyhisselam mucizesi bu. Topluyor işte Musa Aleyhisselam, Allah bir diyor falan diyor. Tam bizim tevhid inancının esaslarını. O da Tanrı benim diyor. Kuvvet benim diyor. Her şey benim. Ben istersem kimse ekmek vermem, su vermem. Tam despot bir kral. Firavun kral demek. Musa Aleyhisselam da hayır diyor. Allah her şeyi nimetler, Allah'ın ders. Neyse o Musa Aleyhisselam işte şeyken çocuk öldürdükten sonra o çocuğu, adamı o adam yine bir başka zaman yine kavga ediyor birisininle. Bak öteki, öldüren öldürülüyor kanuna göre Firavun'un. Bak daha evvel de bir adamı öldürmüştün. Sana onu söylerim Firavun'a diyor. Musa Aleyhisselam'a aynı adam. Gene öyle bir karakteri bu yani. Kavgacı bir herifmiş o. Musa Aleyhisselam bundan dolayı oradan çıktı. Yalnız başına. Oradan işte ayrıldı. Sonra Şuayb Aleyhisselam kızlarıyla evlendi. Tölü geçti filan. Uzun Kur'an-ı Kerim hikayesi. Ondan sonra tekrar dönmek istedi vatanına Allah'ın ilhamıyla. Gelirken Tur Dağı'na işte şey edecek, gidecek olaylar var. Tekrar Mısır'a geldiğinde işte Allah bir, Firavun, o da yine karşılaşıyorlar. Neticede adamlarını topluyor Musa Aleyhisselam'a da, hadi bakalım diyor. Onlar deriden sırıklar yapmışlar. İçine civa doldurmuşlar. Güneşe koymuşlar. Güneşte civa genleşiyor. Genleşince derinin içinde civa var. Yılan başı, yılan kafası, gözü, derilerden yılan yapmışlar. İçine civa doldurmuşlar. Firavun'un şeyleri, adamları. Şimdi Tanrı olduğunu ispat edecek o. Herkese karşı. Musa Aleyhisselam çetin bir imtihanda. Kur'an'da var bunlar efendim. Kur'an tefsirini okuyabilirsiniz. Sıcağa koyunca civa genleşiyor sıcakta. Genleşince deri böyle kıvrılıyor. Ama çok büyük yılan. Kafasında yılan süsü var zaten. Herkes dehşete kapılıyorlar. Musa Aleyhisselam bile la tehaf, korkma Musa. Kur'an'da var, Taha suresini okuyabilirsiniz. Evet, korkma Musa diyor. Allah Celle Celaluhu ona peygamber, gerçek peygamber. Ondan sonra elgı asak. O herkes dehşeti kabuluyor. Firavun emin tanrılığını ispat edecek. Musa Aleyhisselam asasını bir koyuyor. Bildiğiniz asa. Ejderha oluyor asa. Bütün o şeyleri yiyor. Koca koca böyle. Kalın, bacak gibi kalın. Deri içinde yılan gördüler. Dehşetli yılan. Musa Aleyhisselam'ın asası yılan olmuş. Ve de onların hepsini yutmuş. Kralın ve Firavun'un ve bütün halkın önünde. Kur'an'da bu mucize var. Taha'da var. Öyle olunca o sahtekarlar, kahinler, Firavun'un adamları, o civayla deriden yılan yapanlar, işin sahtekar adam, biliyorlar işi. Bunun sahtekarlık olmadığını biliyorlar. İlim sahibi olmak bu işte. Yanlışından ilmin var. Hemen Musa'nın Rabbine inandık diye imana geliyorlar. Firavun diyor ki zaten sen bunlarla anlaştınız siz. Zaten siz Musa'nın adamıydınız. Sizin gözünüzü oyacağım. Parça parça yüzünü keseceğim. Ne yapsan diyorlar, biz inandık. Evet, onları işkenceyle öldürüyor orada. Onlar da imanından dönmüyor. Böyle bir Kur'an'da var. Efendim böyle mucizeler var. Şimdi evet, Musa Aleyhisselam'ın asası. Şimdi dedik ya, Dabbetül Arz çıkacak kıyamete yakın. Dabbetül Arz çıkacak. Tahricü Dabbe tükellimün nâse ve yezâtü Rabbim veriş. Tüylü, insanlarla konuşan bir Dabbetül Arz.
bir canlı bir şey bu. Evet. اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْعَرْضِ. Bu Kur'an-ı Kerim'de var bu şeyler. وَمَعْهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانِ. Bu dabbenin yanında Süleyman Aleyhisselam mührü var. Süleyman Aleyhisselam kral. İnsanların da kralı. Yeryüzünün kralı. Hayvanların da kralı, cinlerin de kralı. Kur'an'da var bunlar. Talep etmiş, bana demiş, böyle bir saltanat ver ya Rabbi. Peygamber, Allah da vermiş. Allah da vermiş. Kurtlara, kuşlara emrediyor. Şimdi hüt kuşu var ya, hüt kuşu emrediyor ona, postacısı onun. Götür haberi şuraya, götür buraya. Böyle bu Mescid-i Aksa'yı yaptırırken asasına dayanmış. Bakarken ölüm gelmiş. Şimdi cinleri yaptırıyor Mescid-i Aksa'nın aslını. Gidip görebilirsiniz. Bugünkü Mescid-i Aksa'nın temelinde, altında duruyor. Gidip görebilirsiniz. Öyle taşlar var ki kocaman. Bu taşları nasıl duvar yaptılar? Şimdi vinçlerle ancak kalkırabiliyorsun bu devirde. Ama o devirde vinç yok. Nasıl? Cinlere yaptırmış. Emrediyor cinlerin kralı. Ve de çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı diye böyle kontrol ediyor. Dalga geçmesinler diye. Aynen Kur'an'da var bu. Bakarken ölmüş. O da insan. O da insan. Bakarken insan öldüğü zaman gözü açık olur. Çünkü gideceği yer görür. İyi insan cennet bahçelerini görür. Hayran bakar. Kötü insan da çukur, cehennem çukurlarını görür. Korka korka bakar. Ama gözü açık kalır. Öyle ruhu teslim eder. Musa Aleyhisselam da affedersiniz işte Süleyman Aleyhisselam da bir insan tabii. Evet. Şöyle böyle Allah vermiş ama asasında onlar kontrol ederken ecel gelmiş ölmüş. Evet. Tıp fakültesinde doktorlar okumuş bilirler. Biz de hukuk fakültesinde adli tıp okurken gördük. Ölü katılığı diye bir şey vardır. Öldüğü anda sıcaklığı geçtiği zaman gözünü kapamazsanız, ağzını yummazsanız, bacaklarını birleştirmezseniz adamın bacağını birleştiremezsiniz. Ağzını yumamazsınız, gözünü kapayamazsınız. Soğursa. Ama sıcakken onu kapatırsınız ki dinen de kapatmak lazım. Adam öldü mü böyle sıvazlayacaksınız gözünü, kapatacaksınız. Neden? Çünkü can gitti mi ağız açık, göz açık çok çirkin olur. Halbuki biz mümin kardeşimiz o. Onu çirkin göstermeyeceğiz. Vay yav, herif dehşetli o falan diye kötü konuşurlar. Bunu önlemek için gözünü kapatacağız. Sıcak kan kapanır. Ağzını da böyle bir bağlayacağız ki soğuduğu zaman çünkü yumulmaz. Bu göreviniz arkadaş. Tam ölürken oradaysan la ilahe illallah diyeceksin o duyacak kadar. Bu da senin görevin. Evet efendim. Şimdi Müslümanların şeysi bu. Efendim Musa Aleyhisselam'ın asası denizi ikiye bölmüş. Aynı zamanda ejderha olmuş. O ejderhalar yutunca adamlar iman ediyor. Biz iman ettik diyorlar. Sen ne desen biz inandık. Adamlar işlerinin bir sahtekarlık olduğunu civa koymuşlar. Elmalı Hoca'nın şeyine göre. Civa da suda, güneşte ısınınca genleşiyor. Genleşince deriyi böyle sağa sola, kafasında zaten yılan başı var, çiçekli var. Böyle dehşete kapılmış insanlar. Musa Aleyhisselam bile dehşete kapılmış. Korkma diyor. La tehaf. Evet, korkma Musa diyorlar. Asamı elge asak yere koy. Asa müthiş bir ejderha olmuş. Hepsini yutmuş. Adamlar anlamışlar ki bu bizimki gibi sahtekarlık değil. Hemen amennâ bi rabbina ve rabbi Musa. Musa'nın Rabbine inandık demişler. Siz de onlardansınız diye onların hepsini ne yapsan demişler biz inandık. Kendi adamları bile. Evet efendim. Şimdi kıyamet alametlerinden bahsediyor. Şimdi evet. Ahrucu dâbbe
kıyamete yakın dabbe denen, dabbetül arz denen bir canlı çıkacak. Canlı çıkacak, insanlarla konuşacak. Tüylü bir şey. Kur'an-ı Kerim'de de var. اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. Evet, Kur'an'da var. وَمَا هَا عَاتَمُ سُلَيْمَانِ. Bu dâbbetül arzın yanında Süleyman Aleyhisselam mührü var. Davud'un oğlu Süleyman Aleyhisselam, Peygamber Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerin, yeryüzünün, hayvanların kralı. Oraları anlattık size. وَعَسَى مُوسَى. Musa Aleyhisselam'ın da o olduğu zaman ejderha olup da Firavun'un şeylerini, sahtekarlar adamlarının civadan yaptıkları o kocaman ejderha yutmuş. O asa var. Bu adamın yanında, Dabbe'nin yanında. Evet. فَدَجْلُوا وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَى. Müminin yüzünü asayla öyle dokunacak. Müminler, Allah'a inananların yüzü nurlanacak. Pırıl pırıl parlayacak. Evet. Cilalayacak, güzel gösterecek, süsleyecek. Ve tahtimu enfel kafiri bil hatem. Kafirin burnuna da mühür basacak. Mühür basacak. Hatta inne ehlel huvani leyectemi'une fekul haza mu'min. Evet. Fekul haza kafir. Bu adamın, bunların yaptığı şey, masaya oturduklarında diyor hadis-i şerifte, bu mümin olan yüzündeki dabbetül arzın dokunduğu, nurlandırmış olan müminler, bu mümin belli, yüzü nurlu. Evet, iki gözünün arasında bembeyaz, yüzü nurlu bir de ben var. Öteki de bu da kafir, yüzü simsiyah. Ve kul haza ya mümin. Evet, bu mümin, bu kafir. Belli olacak yani. Evet, şimdi kıyamete yakın, kıyamet alametleri var. Büyük küçüklerin hepsi çıktı. Şimdi sokakta giderken mağazaya giriyorsunuz. Acaba kazıklanacağım mı? Emniyet kalmadı. Kanun zoruyla, kanun yakalar diye dürüst davranıyor. Yani Türkiye'den bahsetmiyorum, dünyadan bahsediyorum. Adam fırsat buldu mu 50 liralık şeyi 500 liraya satıyor. Rahat. Kim olursa olsun. Dünyanın her tarafında insanla böyle. Kanundan kurtulacak şeysi varsa kanun zoruyla dürüst gözüküyor. Hani bir boşluk buldu mu her şeyi yapıyorlar. Kıyamet alameti bu. Küçüklerin hepsi, güven kalmadı. Küçüklerin hepsi çıktı. Acaba doğru mu söylüyor? Bütün kanunlar işte doğru mu, yanlış mı? Bunun ispatı için hükümler ihtiva ediyor. Küçüklerin hepsi var. Büyük alametler. Dabbetül arz. Dabbetül arz. Büyük alametlerden birisi. Evet, böyle bir anlattığımız hadis şekilde insanlar oturdu mu kafirin yüzüne mühür basacak. Müminler, gerçek müminin yüzüne de nurlandıracak. Öyle bir şey bu, yaratık. Hatta inne ehlel huvani leyectemi'une feyekulu haza mümin veyekulu haza kafir. Onun, dabbetül arzın dokunduğu nurlu adama herkes diyecek, bu mümin. Öteki kapkara, bu kafir diyecekler, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, böyle bir olaylar olacak. Bunun dışında da çok enteresan şeyler var. Evet, bu kıyamete yakın çıkacaklar arasında size bu şeyler okuyayım. Kanunu'nun türbesine girerken solda bir kabir var. Orada iki kabir var. Birisi Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi yazıyor. Yanında da Seher Hanım, onun hanımı. Bu kitap onun kitabı. Biz de arkadaşlar izin aldı, müftülüğün izniyle kaç senedir onun kitabını burada Süleymaniye'de orada yatıyor. Okuyoruz size hadis kitabı. Oradaki bilgileri size arz edeceğim efendim.
kıyametin alametlerinden. Evet, şimdi bu Dabbetül Arz 60 zira diyor boyu. 60 zira. Evet. Öyle bir şey ki, yaratık ki, peşinden koşan onu yakalayamaz. Evet. Önünden kaçan ondan kurtulamaz. Öyle bir mucize bir şey. 4 ayağı var, 2 kanadı var. Cüreç, evet, Cüreç adında bir zat, sahabiden. Evet, başı tuhaf, başı bir hayvan, gözü bir hayvan gözü, kulağı fil kulağı gibi, karnı deve karnı gibi. Evet, boynu deve kuşu gibi, enteresan. Evet, göğsü aslan, yeleli aslan, öyle anlatıyorlar. Bunlar ayet değil, hadis değil ama bir zatların bilgileri. Evet. Evet, böğürleri kedi böğrü gibi, kuyruğu koç kuyruğu gibi. Evet. İki eklemi arasında 12 zira mesafe vardır. Adem Aleyhisselam zira ile diye. Bu Cüreyc'in verdiği bilgiler. Evet, Vehb'in verdiği bilgiler, yüzü insan yüzü gibi. Evet, diğer tarafları işte bahsedildiği gibi başka hayvanlara benzer. Hazreti Ali'den, evet, bu bir de hayvan değil, bildiğimiz hayvanlardan değil. Evet, sakalı vardır diyor Hazreti Ali, sakalı vardır. Sanki meşhur bir adam gibi herkes tarafından bilinecek. Evet, boyu diyor bulutlara değecek. Öyle bir boylu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, evet, boynuzuyla şeyi arası diyor bir fersah boyunda, acayip bir yaratık. Evet, 3 gün görünecek. 3 gün görünecek. Günün işte bir kadar görünüp kaybolacak. Soruyorlar peygamberimize, bu Dabbetül Arz nereden çıkacak ya Resulallah? Fakale min azamil mesacit. Mescitlerin en büyüğünden çıkacak. Evet, yani Mescid-i Haram'dan çıkacak. Evet, 3 gün 3 şekilde çıkacak. Evet, öyle söylüyor. Bunlar tabii Buhari hadisi değil ama hadis kitaplarında var. Evet, böyle bir yaratık Dabbetül Arz, kıyametin büyük alametlerinden birisi bu. Evet, hadis-i şerifi, şimdi okuduğum hadis-i şerifi İbn-i Mace, Ahmed İbn-i Hanbel, Tirmizi, Hakim Müstetek'inde Buhari Müslim şartlarını taşıyan hadisleri toplamış, Ebu Hureyre'den nakletmiş. Evet, böyle kıyametin büyük alametleri henüz çıkmadı. Ama küçük alametlerin hepsi var. Evet, şimdi yalnız ilgimi çektiği için arz ediyorum. Kesin değil. Kıyamete yakın biz Yahudilerle savaşacağız. Mehdi Aleyhisselam gelecek kıyamete yakın. Mehdi Aleyhisselam peygamberimiz sülalesinden olacak. Adı Mehmet olacak. Babasının adı Abdullah olacak. Peygamber sülalesinden olacak. Hazreti Hasan sülalesinden olacak. Çünkü Hazreti Hasan'ı zehirlediler. Emeviler zehirledi rakibimiz diye. Ona şey olarak, mükafat olarak diyorlar alimler. Onun sülalesinden Mehdi, Aizaman Mehdi'si zuhur edecek. Ortalık iyice karıştırınca hak dini çağıracak. Kendisi istemeyecek. Çünkü dünya tamamen bozulacak. Mehdi Aleyhisselam çıktığı sırada. Tamamen bozulacak. Öyle bozuk bir dünyada hakikati savunmak kolay değil. Onun için kendini Mehdi olduğunu söylemeyecek. Fakat bu kitaplarda olduğu gibi diğer kitaplarda da var. Şekli, şemaili, yaşı, cinsi, sülalesi hepsi tarifli. İslam alimleri Kabe'yi tavaf ederken 40 yaşında Mehdi ortaya belli olacak. Tavaf ederken bakacaklar ki tariflerden bu o. Yakalayacaklar onu. Sen diyecekler Mehdi'sin.
Bırakın beni dese de zor çünkü işi. Evet diyecek, ben Mehdi, haber verilen Mehdi'yim. Başlayacak. Allah onu diyor bir gecede olgunlaştırır. Gerçek müminler onun askeri olur. Ama ortalık karma karışık. Zulüm her tarafı kaplamış. Her tarafı kaplamış. Buna rağmen gerçek müminler onun yanında yer alacak. Mehdi'nin yanında asker olacaklar. O sırada Deccal çıkacak. Deccal da tam sapıttırıcı, karıştıran bir yaratık. Kıyamete büyük alametler bunlar. Mehdi Aleyhisselam Deccal'la uğraşırken İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Şam'daki minareye inecek. Oradan Kudüs'e gelecek. Mehdi Aleyhisselam da Deccal'ın savaşırken gelecek. İkindi namazı zamanında Deccal Mehdi Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'a buyur sen imamsın geç namaza. İsa Aleyhisselam şimdi biz Ehl-i Sünnet inancındayız. Yeryüzüne döneceğine inanırız. İsa Aleyhisselam ölmedi. Kur'an-ı Kerim'de kesin ayet var. Ve mâ kataluhu ve mâ salabuhu. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germek istediler. Bir Yahudi ihanet etti havarilerin arasında. Geldiler, söyledi zaten. Şimdi beni gelecekler yakalamaya. Havari onun müminleri, ona ilk inananlar. Allah onları öldürtmeyecek. Semaya ber rafa'ahullah. Allah onu ref etti, çıkardı alarandan. Ve mâ kataluhu yakînen, kesin olarak onu öldürmediler. Biz Kur'an'a inanıyoruz. Ehl-i Sünnet inancı budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisinde onunla görüştüm diyor. Saçlı, kıvırcık saçlı diyor. Beyaz tenli diyor. Yakışıklı diyor. Orada diyor buluştuk. Evet, Musa aleyhisselam da buluşmuş. Biliyorsun Miraç hadisi böyle detaylı. İşte o gelecek aynı zamanda. Sanki oraya doğru şey der gibi. İşte İsa aleyhisselam indiği sırada biz Yahudilerle savaşacağız. Nerede? Hadis bunlar. Hadis. İmam Suyuti'nin Ahir Zaman Mehdi'nin Alametleri diye kitap var. Büyük alimdir. Hayatın her gününe bir eser sığacak kadar velüt bir yazardır. Büyük Ehl-i Sünnet alimidir. Onun kitabından aktarıyorum size. Biz Amik Ovası'nda savaşacağız Yahudilerle ve yeneceğiz. Amik Ovası Hatay'ın arkasında, Suriye'de. İlginç. Suriye'de karışık. Şimdi odur demiyorum ha bakın. İlgi çekiyor. Ben Amik Ovası'na gittim. Hadislerdeki tarifler aynen uyuyor. Aynen uyuyor. Evet. Biz Yahudileri yeneceğiz. O hadise göre. Yahudi askerleri taşın arkasına saklanacak. Ağacın arkasına saklanacak. Biz onu kovalarken taş dile gelecek. Ağaç dile gelecek. Arkamda Yahudi askeri var. Gel öldür ey Müslüman diye. Hadiste böyle geçiyor. Şimdi çok ilginç. Batılı müellifler de araştırıyor. Konuşmayacak. Arkasında Yahudi haber vermeyecek. Karkat ağacı var. O söylemeyecek. Öteki ağaçlar saklanan Yahudi'yi söyleyecek. Yahudiler şöyle hep karkat ağacı dikiyormuş. Saklanmak için. İnanıyorlar, hazırlık yapıyorlar. Onlar inanıyorlar. Hristiyanlar da inanıyor buna. Yalnız Mehdi'yi onlar bizim Mehdi'yi İsa Aleyhisselam olarak kabul ederler. Halen onların şeysi bu, düşünceleri bu. Hayır, Mehdi ayrı, İsa Aleyhisselam ayrı. Ehl-i Sünnet inancına göre biz onları yeneceğiz. Ama ondan sonra bütün beni esver diyor Peygamberimiz. Avrupalısı, Amerikalısı ne kadar gavur varsa birleşecekler. Bizi yenecekler. Biz o zaman yenileceğiz. O zaman da Şam'da toplanın diyor. Şam mübarek insanların gömülü olduğu yer. Orada toplanın diyor Peygamberimiz. Çok kötü günler olacak. İşte o zaman Yecüc Mecüc çıkacak. İsa Aleyhisselam Yecüc Mecüc'ü yenecek.
Müslümanlarla. O yendikten sonra 40 sene 40 sene asude bir hayat sürülecek. İsa Aleyhisselam evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. Ondan sonra inni mütevaffike, seni öldüreceğim ey İsa. Kur'an'da var. Elmalı Hoca'nın tefsirine bakabilirsiniz. Resmi tefsirdir. Ölecek o da. O öldükten 150 sene sonra yavaş yavaş insanlar bozula İsa Aleyhisselam zaman yeryüzünde hiç şey kalmayacak. Putperest kalmayacak, kafir kalmayacak. Ya inanacaksın ya kelle diyecek. İnanmayanı öldürecek. Onun şeysi böyle. Onun zamandaki usul böyle. İsa Aleyhisselam peygamberdir. Hani bazılarının sözlerinde ehl-i sünnet inancını arz ediyorum. Bunlar benim şeyi değil, benim inandığım şeyler. Ehl-i sünnet inancı. Peygamberimiz son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. İsa Aleyhisselam peygamberimizin öğrettiklerini öğretmek için gelecek. Yeni bir peygamber olarak değil ama peygamber sıfatı. Eskiden İncil'i getirdi. Ondan kalktı. Kur'an var şimdi. Kur'an'a aykırı kesinlikle söylemeyecek. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini, Kur'an'ın emirlerini öğretecek 40 sene. Asude bir hayat var. Yeryüzünde kafir yok. Kurt kuzuyu bile yemeyecek. Ölümsüz dünya ne gerek var diye. Kimse kimseyi kandırmayacak. Yarın öleceğiz hesabı var diye. Öyle bir mutlu dönem var 40 sene. Hadislere göre. Ondan sonra İsa Aleyhisselam ölünce tekrar insanlar yavaş yavaş 150 sene sonra da hadislere göre, ehl-i sünnet alimlerine göre İsrafil Aleyhisselam sur üfleyince kainat yıkılacak. Evet, şimdi bu bahsettiğimiz Dabbetül Arz kıyametin büyük alametlerinden, güneş batıdan doğacak da, İsa Aleyhisselam inmesi de kıyametin büyük alametlerindendir. Yecüc Mecüc çıkması da kıyametin büyük alametlerindendir. Kıyamete yakın bunlar olacak. Bu hadisi size bu maksatla şey ettik. Evet. Tahallalu. Evet. Dişlerinizi fırçalayınız. Temizleyiniz. Hilalleyiniz. Eskiden fırça mı var peygamber zamanında? Ne var? Misvak var. Misvak ağacı erak ağacıdır. Evet. Gidip yerinde görebilirsiniz. Çok güzeldir. Mutlaka kullanın. Mutlaka kullanın. Peygamberin sünnetidir. Peygamber sünneti diye kullanırsanız belki bundan dolayı cennete gidebilirsiniz. Peygamber sünneti diye yaparsanız. Hiç vazgeçmediği sünnetidir. Hatta vefat ettiğinde elinden misvak düşmüş. O kadar misvağı çok kullanıyor. Hiç elinden düşürmüyor. Evet, misvağı kullanırsanız devamlı diş eti hastalığı görmezsiniz. Dişçili aç kalır. Diş çürmez çünkü. O kadar güzel. Tek yan tesiri olmayan güzel avaç. Şimdi sizin o macunlarınız hepsinin yan tesirleri var. Hatta batılarda müellifler var. Kanser yapıyor diyorlar. Ben oraya karışmıyorum da. Misvan hiç yan tesiri yok. Böyle bir ağaç, onu kesiyorsunuz bir karış uzunluğunda olacak. Küçük parmak kalınlığında olacak. Kadınlarınki ince olur. O satılır, hacca gidenleri söylerseniz. Sahtekarları var yani. Pakistan'la falan getiriyorlar. Yok. Arabistan'da olanlardan alınız. Onun baş tarafını şöyle bir santim şöyle kabuğunu soyarsınız. Şeye ıslarsınız. Isladıktan sonra taşa sürtersiniz şöyle. Çünkü ağaçtır. O lif lif olur. Lifli olduktan sonra da kullanmasının da usulü var. Baş parmağıyla küçük parmağının şu üç parmak üstünde kalır. Şuraya koyarsınız. Sağdan başlarsınız. Yukarıdan aşağıya. Ondan sonra sağdan sola. Böyle devamlı misvak kullanırsanız diş eti hastalığı görmezsiniz. Diş çürümesi olmaz. Çünkü muazzam bir antibiyotiktir. Mikropları öldürür. Ağzınız kokmaz. Evde hanımınızla kavga etmezsiniz. Ağzınız da kokmaz.
pırıl pırıl. Hacca inşallah giderseniz namaz kılanların arasında göreceksiniz. Dişleri böyle cam gibi güzel müminler var orada. Daha namaz başlarken her namazda böyle çekiyorlar misvakı. Hiç kanamıyor ağızları. Misvaklı bir abdest senin abdestin kaç misline bedel. Evet. Bütün günahlarını döküyor. Onun için orada adamlar var. Kahraman adamlar. Sen kullanırsan yarım saat kanar dişlerin. Çünkü alışık değil. Alıştır yani. Onlar her namazın evvelinde misvaklanırlar. Hiç dişler kanamaz. Dişler çok sağlamdır. Diş etler çok sağlamdır. Öyle şeyler var. İşte Peygamberimiz buyuruyor ki tahalledû, dişlerinizi hilalleyin. Hilalleyin. Evet. Neden? Dişlerin arasında yemek yediğiniz zaman ne kalır? Ekmek artığı kalır, yemek artığı kalır, et artığı kalmaz mı? Kalır. Burada orada kalınca da ne olur? O kokuşur. Diş çürümesi onda ne olur? Siz dişlerin arasını şimdi iğne falan karıştırma. İğne dişin şeysinin üstündeki o sert tabakayı çizer. Zararlı. Ama ağaçtan olursa tamam. Dişlerin arasında kalanları çıkarırsın. Ondan sonra da misvakla asılırsın. Ağız kokusu olmaz. Dişlerin de çürümez. Dişlerin de çürümez. Bembeyaz dişlerin olur. Çok güzel olur. Evet, misvaklı bir namaz 70 namaza bedeldir diyor Peygamberimiz. Temizle. Şimdi burada da şimdi dişlerinizi hilalleyiniz. Etrafındaki yemek artıklarını çıkarınız, kullanınız. Fe innehu nezafe, temizliktir. Ağız temizliği diş temizliğidir. Ve nezafetü ted'u ilel iman. Temizlik ise insanı imana götürür. Hristiyanlar yıkanmaz. Ben şimdi İngiliz dersine gittim. 59 yaşında Amerika'da. Onlar çağırdı, gittim. Fransızca biliyorum, Arapça biliyorum. Bir dedim İngilizce öğreneyim. 59 yaşındayım. Sakallı bir ihtiyar. Anlatıyor şimdi. Parfümden bahsediyor, kokudan. Bayan hoca. Dedim, biz parfüm kullanmayız. Çünkü biz dedim, cuma günü yıkanırız. Ve de mesela insan geri hamamcı oldu diyorsunuz ya. Yıkanmak mecburiyetinde kalırız. Kadınlar adetten sonra mecburu yıkanırlar. Dinimizin emri budur. Siz yıkanmadığınız için kokuyorsunuz. Onun için parfüm kullan diyorsun burada. Parfümün şeyden bahsediyor. Parfüm, biz dedim parfüm kullanmayız. Evet, Müslümanlık böyle güzel. Yıkanırsın, mis gibi kokarsın. Mis gibi. Ama onların yanamadığını leş gibi kokarlar. Yıkanmıyorlar ki çünkü. Yıkanma nedir bilmiyorlar. Onun için parfüm öyle çıkmış. Parfüm satarken Yahudi para kazanıyor. Dünyayı sömürüyor. Evet efendim, nezafet imana götürür. Temizlik imandandır değil mi? Elbise temizliği, beden temizliği, diş temizliği, kalp temizliği. Allah bir, ortağı yok. Muhammed Resulullah, kalp temizliği bu. Baba, oğul, ruhul kudüs. Allah üç olur mu ya? Kavga ederler be. İki adamı yan yana durduramıyorsunuz. Parti liderler birbirine giriyor. Görüyorsunuz yani dünyanın hali. Türkiye'yi karıştırmıyorum canım. Dünyada böyle. İki adam bir arada duramıyor. Allah üç olunca ben yarattım, sen yarattın. Kavga ederler. Yetki şeyleri olur. Allah bir. Kavga yok. Kainat bir, kudret tarafından yaratıldığı belli. Evet, biz iman temizliği, iman temizliği. İşte temizlik, kalp temizliği, iman temizliği. Bu temizlik insanı imana götürür. Vel imanu ma sahibi ve fil cenne. Cennete ancak temiz kimseler girebilir diyor Allah. Kalbi temiz. Allah inancı var. Putperestlik, şirk yok. Kalbi temiz. Allah'a inanmış. Bedeni temiz. Hocam pislik için ölmüş. Bulduk mu ne yapıyoruz biz? Yıkıyoruz. Cenazeyi yıkıyoruz. O ölmüş gitmiş.
Ölen adam mükellef değil ki, bitti işi. Dünyadaki işi bitti, ahirette olacak. Bizim görevimiz, oraya temiz gönderiyoruz. Müslümanlık temizlik demek, temiz olanlar cennete girebilir. Pis olanların cennette yer yok. Pislik yok cennette. Evet, temizlik sahibini cennete götürür. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tahallelu ala isri ta'am. Yemeğin arkasından misvak varsa, o hadisler de gelecek de, misvak yok hocam, unutmuşum. Parmağını sağa sola, yukarıdan aşağıya. Parmağı misvak gibi kullanacaksın. Dişlerin arasında kalan yemek artıklarını, ekmek artıklarını çıkaracaksın. Yemeğin hemen arkasından böyle şey, dişleriniz arasını hilalleyin, kurcalayın. Ağaç olabilir. Demirle olmaz. Çünkü dişin minesini bozarlar. Çürümeye sebep olurlar. Ağaç olabilir. En güzeli misvak. En güzeli misvak. Diğer fırçaların, domuz kılı olanları asla kullanılamaz. Çok önemli. Domuz kılından fırça yapıyorlar. Çünkü domuzu gördüyseniz serttir. Tam fırça, iğne yaparlar dericiler. Domuz kılından iğne yaparlar. Dikerle, öyle serttir. O hiç doğru değil, pistir. Domuzu nereye gitse temizleyemezsiniz. Nereye gitse temizleyemezsiniz. Onun için şimdi işler karışık. Kasaba gittiğiniz zaman eğer o bıçağıyla domuz eti kestiyse o bıçak pistir. Size koyun eti verse bile domuzun bulaşığı gelir, pis olur. Onun için kasap da müminse, Müslümansa buna dikkat edecek. Hristiyan'a gelip domuz eti satıyorsa onun bıçağı ayrı olacak. Müslümana domuz etine kullandığı bıçağı kullanamaz. Evet, domuz ürünü olan şeyi kullanamazsınız. Diğer pis şeyler mahiyet değiştirmek suretiyle, temizlenmek suretiyle temizlenirler. Ama domuzu ne yapsanız temizlenmez. Mesela gübre pistir. Ama gübreyi yakarsanız kül olur, temizlik vasıtası olur. Eskiden şey mi vardı, deterjanlar mı vardı? Anadolu insanı külü suyun içine koyarlar, o su kirleri çıkarır. Kül kir çıkarıcıdır. Evet, böyle bir pisliği yakarsanız, mesela eşek pistir, sütü de pistir. Tuzluğa düşerse ölür. Asit olduğu için tuz, onu mahiyet değiştirir, tuz olur eşek. Onu yiyebilirsiniz, tuz olmuştur çünkü. At düşse ölse, hayvan düşse ölse, köpek düşse ölse, kalmış. Tabii tuz olunca kadar kalacak orada. Ama bir suyu, bir yere domuz düştü mü, ne yapsanız temiz olmaz. Fırçası da temiz olmaz. Derisi de temiz olmaz. Mesela aslan, kaplan, köpek derilerini, ayı derilerini, bunlar pis hayvanlar. Kürklerini giyiyorlar insanın, giyin. Onu tabakladınız mı temizlenir, doğrudur. Ama domuz derisini tabaklasan da, yaksan da temiz olmaz. Eğer bakkal arkadaşınız, oğlunuz, amcanız, dayınız varsa, Müslümanların ve bunlardan dolayı domuz etiyle karıştırıyorsa hesap verecek, zor durumda kalır. Temizlenmez domuz, ne yapsalar. Domuz ürünü satmayacak, bakkal satmayacak, tüccar satmayacak. Ne yapsanız temizlenmez. Evet, ama diş arasındaki şeyleri böyle şeyle, domuz kılı olmasın diye bu konulara girdim. Domuz kılı olmayan şeylerle, en güzeli misvakla. Misvak yoksa parmağınızı hilallemek suretiyle sağa sola temizleyin diyor Peygamberimiz. Yemeğin arkasından ve tamazmazu. Evet, ve mazmaza yapınız. Ne demek? Böyle yaptıktan sonra suyu alın, sağa sola suyu sıkıştırın, oynatın. O parmağınızı oynatınca ki küçük parçacıklar o suyun şeylerine gelirler ve tükürürsünüz. Kıbleye tükürmen tabii. Kıble bizim saygın yerimiz, bereket yerimiz. Solunuza, aşağınıza tükürün. Sağınıza da tükürmeyin, kıbleye hiç tükürmeyin.
Evet, şimdi Bayezid-i Bestami Hazretleri var biliyorsunuz. Memleketimiz Evliyalar Yatağı, Kırıkhan'da yatar Bayezid-i Bestami Hazretleri. Kaç kere gitmişimdir, siz de gidin. Orada yatıyor Hazret, büyük bir evliya. Talebeler okudurken, efendim demişler, şurada şöyle büyük adam var, şöyle büyük adam var, şöyle alim dersi bırakmış, hadi demiş çocuklar. Alimlerin, böyle güzel kişilerin eli öpülür, duası alınır. Toplamış talebelerini, gidiyorlar. Giderken hayret demişler, hocam yok. Adam baksana karşımızda, o da bağına gelmiş. O alim de bağına gelmiş. O da geçinecek tabii, tarlasını bağına gelmiş. Baktığı sırada adam ahohokku demiş, kıbleye tükürmüş. Çocuklar ben gidiyorum demiş. Ne oldu hocam? Kıbleye tüküren adamdan demiş hayır gelmez. İlim olsa da ilmi işe yaramaz. Kıbleye tükürülmeyeceğini bilmeyen adamdan ilim olmaz demiş, ben gidiyorum. Evet, ilmiyle amil olacak. Bayezid-i Bestami böyle adam. O kadar güzel adam ki hacca gidiyor. Yaya hacca giderseniz adım başına sevap var. Bunu almak için yaya gidiyor. Evet, yaya gidiyor. Giderken bir yerde yemek yemiş. İki günde bir yemek yiyor. Açıyor. Şimdi uçak mı var canım onun zamanında? Otomobil mi var? Yaya gidiyorsunuz. Yaya gitmenin fazileti var. Peygamber öyle söylüyor. Yemek yemiş. İki günde bir yemek yiyor. Yayınmış. Tabii yerde ne var? Karıncalar var. Yemiş. Ondan sonra toparlamış çorbasını. Şöyle devam. İki gün gitmiş. İki gün sonra tekrar çorbasını açmış. Bir bakmış karınca var. Eyvah demiş. Daha yeni açıyor. Bu karınca iki gün evvel yemek yediğim yerde karınca bu. Yemek yemeden dönememiş efendi. Evliyalık zor iş görüyor musunuz? Biz asıp başına bir yumruk vurarız, taşla ezeriz hemen. Nereden geldin buraya diye. Can taşıyor. Şehzade de öyle diyor. Me yazar muri ki dane keşes ki can daret can şiirin hoş est. Karıncayı ezme, incitme, can taşır. Senin canın nasıl tatlıysa onun canı da öyle tatlıdır efendi diyor Şehzade. Büyük adamlar böyle. Şehzade İran'dadır ama Şiraz'dadır. Ehl-i sünnettir. Onlar kendilerinden zannediyor onu. Ehl-i sünnet alimidir. Ziyaret edebilirsiniz. Ben ettim. Evet, bu Bayezid-i Bestami Hazretleri de o karıncayı ben yerinden yurdundan ettim diye dönüvermiş, yemeği bırakmış. Yaya iki gün geriye gelmiş, oturduğu yere gelmiş, karıncayı salıvermiş. Kusura bakma demiş, hakkını helal et. Tekrar dönmüş. Böyle adamlar evliya oluyor. Biz olsak ezer geçeriz. İki günlük yola gitmeye değer mi? Onlar ince işler efendim. Evet, şimdi dişlerinizin arasındaki yemek kırıklarını çok önemli. Ekmek aziz nimettir. Evet, bunu tuvalete atamazsınız arkadaş. Tuvalette pislik olur biliyorsun. Dışkı olur, sidik olur. Ama sen ekmek kırıntısını tuvalete atamazsın. Onun artığını tuvalete atamazsın. Evet, şimdi neye söylüyorsun bunları? Perfümü kokuyor, arkasından ağzının arasında dişleri temizlemeden ekmek kırıklarını hemen yıkanıyor, kalktı diyor. Bir sürü ekmek kırığı nereye gidiyor? Lavabonun içinde nereye gidiyor? Kanalizasyona. İşler ince. Ekmek gibi aziz nimet yok. Sen onu tuvale attığın zaman sen zor zengin olursun arkadaş. Zor zengin olsun. Nimete saygı duymayan adama Allah rızık vermez. Ekmek aziz nimet. Sen tüyürdün tuvalete gönderdin onu. Evet. İstanbul'un takip etmişim efendim. Uluslararası ilmi şeylere de sunmuşum. İstanbul'un çöp artığı, ekmekler, gıda artığı Sudan milletini doyuruyor arkadaşlar. Ki bu
1970'lerde. Şimdi kaç milyon oldu İstanbul? İstanbul'un çöpe giden ekmek artıkları, gıda artıkları Sudan milletini doyuruyor. Biz çok önemli. Alıyoruz, elmayı bısırız, atıyoruz. Otele gidiyoruz. Ne olsa parasını verdik ya. Şunu da, şunu da, şunu da açık büfe diyorsunuz siz ona. Yiyeceğin kadar alıyor. Ama parasını verdim diye. Bir lokma alıyor. O da kanun var. Ben Suudi Arabistan'da otelde garsona dedim gel buraya. Tal gel. Dedim ya bu görüyorsunuz bir lokma alıp tabağa atıyor. Parasını verdim diye. Çok pahalı 5 yıldızlı otel. Atıyor. Bunları dedim çöpe atmayın. Hacı dedi bak orada 3 adam var dedi. Evet dedim. Onlar dedi devletin adamı. Ben 5 yıldızlı otelim dedi. Eğer yemek artıklarını çöpe atmazsam hemen benim şeyimi ruhsatımı iptal ederler. Öyle kanunlar, uluslararası kanunlar öyle. Kurallar var. 5 yıldız alabilmek için, 400 alabilmek için ama İslam yıldızı almak için nimetlere saygı duyacaksın. Ağzın arasındaki dişlerin arasındaki ekmeği bile, yemek artığını bile çöpe atmayacaksın. Tuvalete atmayacaksın. İlle yedemiyorum. Ama yiyemeyeceksen karıncaya vereceksin, tavuğa vereceksin, hayvana vereceksin. Aksi halde adam olamazsın. Bak Bayezid Bestami meşhur evliya. Meşhur evliya. Bir karıncanın hatırı için iki gün gitmiş, iki günde dönüyor. 4 gün çölde yol tepmiş. Yerinden ettim diye. Hayvana saygı. Evet böyle. Bunları şey etmez. Yemekten sonra işte mutlaka tahallelu. Dişlerinizi hilalleyiniz. Tabii fırçalayınız demek bu. Yani misvak kullanınız. Öteki fırçaları da doktorunuza söylüyorsunuz. Domuz kılından olmaz. Ötekiler naylon kılığı zaten. Neyse onlarla hiç yıkamamaktansa onları da yıkayın. Ama en güzeli misvak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurduğu anda son işi elinden misvak düşmüş. Refiki ala demiş, misvak elinden düşmüş. O kadar önemli yani bakın. En kritik anda bile misvak elindeymiş. O kadar önem veriyor. Hanımla kavga etmezsiniz, ağzınız kokmaz. Gittiğiniz yerlerde şimdi öyle şeyler var. Hacı efendim şu bu mutlaka misvaklanacak diye hadisler var. Burada da yemeğin arkasında hemen misvak kullanınız. Hilalleyiniz yanınızda yoksa feinnehu musihhatun linnab dişlerin sağlığı için önemlidir. Ve nevaciz azı dişler var, köpek dişler var. Bu dişler sağlığı için önemlidir. Arasında kalırsa dişiniz çürür. Çektirmek bir acı, diş ağrısı cehennem azabının örneğidir. 70'te biridir diyorlar. Bir ayrı, sabah uykuyu uyuyamazsanız, öyle diyor Peygamberimiz, dişlerinizin sağlığına sebeptir. Yemeklerin arkasından hemen dişlerinizi hilalleyiniz, hilalleyiniz, evet diyor güzel Peygamberimiz, temizliğe önem veriyor. Cenab-ı Hak güzel Peygamberimizin bu aydınlatıcı güzel sözlerini rehber edinip hayatında uygulayanlardan eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif. Mal besmele-i şerif. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve sekillezi yemmen Allah. Bizi kırak fe inne mal usul 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 usul
11'er İhlas-ı Şerif meal Besmele-i Şerife. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Ya Rabbi l-Alemin-Rahim. Kaptan ya günahım ve çekilmiş. Sana müstakim ve sıradan lazım. Üçer salavat-ı şerife. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَلَى الْوَهَّابِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı, dergah-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, el, ashab etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin ervahiyle beraber, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu cami-i şerifi yapanların yaptırılmasında emeği geçenlerin bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutuba müezzin kayyumin cemaat-i müsliminin bu aziz vatanı bizlere hediye eden şühedanın kuzatın arkasından Fatih okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin kafesinin ervahına bağışladık vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle makamlarını âli derecelerine yüksek eyle taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle, seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle, tevfik ve hidayetinden bizi ayırma ya Rab, hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle, batılı görüp ondan uzak kalanlardan eyle, haramlardan, şüphelerden uzak kalanlardan eyle, bir an bile nefsi emmaresine köle olan olmaktan bizleri mahfuz ve masun eyle, ya ilahil alemin, İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımızı helalinden bol, akıbetimizde hayr eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak canı yürekten eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesini söyleyerek nefes tüketmeyi tüm ümmeti Muhammed'le beraber biz aciz günahkar kullarına da nasip müyesser eyle ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. Subhan Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Belaların def'i, hayırların celbi için El Fatiha.